Hamit Algar bundan 25 sene evvel 1963'lerde filan epey genç yaşta Müslüman olmuş bir İngilizdi o. Profesördür şimdi, şarkıyatçı biliyorsunuz. İran'a gitmiş şah zamanında ya, ta 1963-65'lerde filan. Orada görüşüyoruz, konuşuyoruz. Halk, onun rengi de kırmızı yani, biraz doğulu gibi değil yani. Bu kim İngiliz olduğu fark ediliyor sanki. Soruyorlarmış, Müslümansın ya kafir? Kafir misin, Müslüman mısın? Yani Azeri lehçesiyle. O da diyormuş, elhamdülillah Müslümanım. Şiasın ya Sünni? Diyormuş, Sünniyim. Ey Müslüman olabilmemişsin daha. Bir gün diyor, hamama gittim. Hamamda da işte yabancı görünce, o işte kimsiniz bilmem falan filan ikram ediyorlar, şu bu. Anladılar diyor, ben işte İngiliz asıllıyım ve Müslümanım ama Şii değilim. Sonunda işte sohbeti bitirdik diyor, hamama gireceğim. Soyunma odasına geçtim. Bir hamamcı peştemal getirmiş, buna bir değnekle şöyle uzatıyormuş. Demiş, neden öyle veriyorsun bana, herkese eliyle veriyor diyor. Demiş, sen Sünnisin daha, necissin. Benim özümün eli değmiyor sana, necis. Ben de necis olalım. Sünniyi necis sayıyor. Düşünebiliyor musun şimdi, Luka böyle Müslüman olur mu? Mesela Ortodokslara göre Katolikler kafir. Katoliklere göre Ortodokslar kafir. Neden? Yani birisi baba oğul ruhul kudüsüne, öbürü ana oğul ruhul kudüsüne. Yani Allah bu üçten meydana geliyor. O üçün sen üçte birini inkar ediyorsun Katolik olarak. Protestan'a göre, Ortodoks'a göre. Katolik'e göre de Ortodoks diğer üçte biri inkar ediyor. Yani mesela ana oğul ruhul kudüs diyen babayı inkar ettiği için diğeri tarafından kafir gözüyle bakılıyor. Baba oğul ruhul kudüs diyen de anayı Allah'a katmadığı için, yani Meryem'i diğer tarafından kafir görülüyor. Bu duruma düşürmüşler birbirlerini. Düşünün yani dibinde neler yatıyor. Çok basit görünüyor şeyler ama öyle değilmiş.